Höpman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif Orhan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane ötesi bir gamer mouse inceleyeceğiz. Ama bildiğimiz gamer mouse'lardan değil, professional. Hem de bayağı professional. Arkadaşlar bugün şöyle görmüş olduğunuz üzere James Dankey'in bir mouse'unu inceleyeceğiz. Bu mouse'u incehesap.com bana gönderdi. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ürünün linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklama kısmından sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size bu ürünün kutu açılımını yapacağım. Özelliklerini aktaracağım ve bilgisayar üzerinde testini yapacağız. Kutuyu açıyorum, hazır mısınız? Şöyle bir açalım bakalım. Hop, kutuyu açtık efendim. Benim şurada bir faturam falan var işte. Bunları şöyle aktaralım şuraya arkadaşlar. Evet, burada bir tane şey çıkıyor. Ne diyor? Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzu tüm modeller için geçerlidir diyor arkadaşlar. Burada mouse'umuzu Türkçe bir şekilde anlatıyorlar bize. James Dankey gerçekten güzel bir mouse ortaya çıkarmış. Ben yani kutuyu önce açtım. Yalan söylemeyeyim, açtım. Merak ettim ne var ne yok diye. Ula bir baktı. Ula dedim, bu herhalde tank. Ula Transformers gibi oradan buradan bir şeyler çıkıyor. Arkadaş, adamlar efsane bir şey yapmış. Garanti belgemiz burada duruyor arkadaşlar. Bu garanti belgemizi saklayalım şöyle. Şöyle James Dankey'in bir kartı çıktı arkadaşlar. Bu kart model number, satın alma tarihi, iletişim numarası falan filan. Şöyle bir şey var, fiş gibi arkadaşlar. Evet. Ve James Dankey'in burada bayağı bir şeyler anlatıyor ya falan yazılar arkadaşlar. Parçaları. Zaten şimdiden biraz aşina olmuşsunuzdur. Şimdi hacım, bunu açtım ya. Adamlar var ya, süngerini bile çok kaliteli yapmış yani. Bak şöyle, çok sağlam abi. Ama içinden çıkanı da göreceksiniz. İçinden çıkanı da ona göre. Şuna bir baksanıza ya. Abi, ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Ula adamlar tank yapmış la mübarek. Şuna bir bak ya. Abi gerçekten efsane bir ürün. Efsane diyorum, gerçekten öyle. Şöyle ben çıkarmak istiyorum kutusundan efendim. Kutusunu şöyle alıyorum. Kutusu bile şık. Tabii gelirken kargo şirketi tarafından biraz hasar görmüş. Hatta ben size şunu anlatayım. Bu kargo bana gelirken kargo firması üstüne herhalde yanlış etiket mi basmış, ne olmuş? Benim kargom başka birine gitmiş, başkasının kargosu bana gelmiş. Ondan sonra uğraş benimle iletişime geçen sağ olsun birisi vardı. O yardımcı oldu arkadaşlar. O halletti işlemleri yani. Hallettik yani. Şu anda mouse'um geldi Allah'tan. Şimdi efendim, burada mouse'umuzun yanlara takmalık şeyleri var. Ben şimdi size bu parçaları tekrar anlatacağım. Mouse'umuzu bir çıkaralım. Şunun altında efendim şöyle görüyorsunuz. Mouse'umuzun şeyi var, kablosu, USB kablosu. USB kabloyu çıkarmadan önce bir bant yapıştırmışlar. O bantı sökün ve mouse'u şuradan şöyle çıkarın abi. Mouse'u buradan çıkarttıktan sonra şöyle koyalım abi. Ben hayatımda böyle bir mouse görüyorum. Yani şu ana kadar gördüklerim mouse'sa bu acı yani, tank yani. Bu tank yani, ben öyle diyorum. Şimdi usta, ben şu anda ilk defa böyle bir şey gördüğüm için şaşkınım. Right wing yazıyor şunlara. Bunlara left wing diyor. Sağ taraf, sol taraf. Ellere göre arkadaşlar, ellerinizin boyutlarına göre. Burada rear yazıyor. Şimdi hacım, bunlar zaten anlamışsınızdır. Bak, şöyle şunlar var ya, bunlar böyle mouse'umuzun arkasına takılıyor. Şöyle hatta ben takayım. Bu mouse'un efsane özellikleri var, onları sizinle test edeceğim. Bak, şöyle gördün mü? Mıknatıslı, tuttu mu tutuyor. Şöyle abi, bunu taktım. Ondan sonra bir de şunu takayım. Bakayım nasıl oluyor. Bu şeylerinde, iletkenlerinde bir hep işlevi var. Yani bunlarda bir devre var arkadaşlar. Basit bir şey değil. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar çok özel sistemle yaratılmış şeyler. Yani basit bir şey değil. Ben şu mouse'un parçasını takmak istiyorum efendim. Bunu takacağım. Tamam mı? Bunu taktım. Şimdi bitti mi? Bitmedi tabi. Şuradan da bir şey takayım. Neye takayım? Bunu takayım. Bunu mesela şuraya mı takıyoruz? Bunu şöyle bir dakika lan. Ben de takamadım. Heyecanlıyım çünkü. Lan ne oluyor? Evet. Sağı buraya, solu da buraya. Bak abi, o efsane. Hey maşallah. Ula var ya. Şunun abi, el tutuşlarına göre, minik ele göre, küçük ele göre. Bak bunu taktım mesela. Böyle efsane bir mouse oldu. Abi gerçekten efsane yalnız ha. Maşallah diyelim. Şunu şöyle takalım. Heyecanlıyım. Hop. Şöyle mi takıyoruz? Burada bak buton da var.
bu tuşları programlayabiliyormuşuz bilgisayar üzerinden. DPI özellikleri falan hepsini bilgisayardan detaylı anlatacağım size zaten. Bak, şu da güzel ha, şu da güzel. Bu daha güzel oldu. Bana göre yani, bu daha güzel oldu. Şöyle tutunca falan var ya, arkasını arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi söküp takabiliyorsunuz. Benim bu çok hoşuma gitti. Söküp takıyorsun bak. Mıknatıslı, gördün mü? Abi çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli bir ürün oluşturmuşlar. Böyle James Dunkey gerçekten tasarım olsun, şey olsun. Bak mesela biz bunu söktük ya. Bunun yerine biz sağ bölmeye bunu çıkarıyız abi. Bunu şöyle koyarız. Yapboz gibi, yapboz gibi kafam karışıyor. Abi bunu şöyle mi koyuyoruz? Biz nasıl çıkardık? Nasıl yapıyoruz? Evet. Yapıyorum. Yaptım. Şimdi bunu da kayın bakayım. Bak bunu böyle taktım, bu böyle oldu. Buralarda general yazıyor. Genel yani. Bu genel olanıymış. Buradan yanlarında yazıyor mu hepsini? Şöyle koymaya çalışayım. Ters olduğu için bana biraz. Bu neymiş? Bu finger holder. He, bu finger holder. Yani gamer arkadaşlarımız daha iyi anlar ama yani böyle değişik bir mouse arkadaşlar gerçekten. Bak şunu da takayım ben arkasına. Şunu da takayım, bu olmadan olmaz. Ya efsane ya. Tutuş rahatlığını bir göreceksiniz var ya. Aa şurada bir şey daha var. Bir dakika, bu ne? Ben deminden beri buna bakıyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Ana! La! Altlık var ya la! Arkadaşlar altlık varmış. Değişik tepkiler veriyor olabilirim. Bunu nasıl söküyoruz? Ana! Ulan mıknatıslıymış bu da. Arkadaşlar şöyle James Dunkey'in modelli mouse'u altından görüyorsunuz. James Dunkey 007 modelli mouse arkadaşlar. Bunu nasıl takacağız biz? Aa! Mıknatısla cüp diye oturdu. Arkadaşlar bunun büyük ihtimal altları metal. Metal yani bunun biraz şey, hani yerler çizilmesin diye falan. Bu metal olanlar daha iyi herhalde kaya zeminlerde. Bilmiyorum, oyuncu arkadaşlarımız yoruma yazarsa. Ben genelde bunu kullanmam, ötekini kullanırım. Şöyle ben bunu buraya koyayım. Buraya koyayım daha doğrusu. Kusura bakmayın, biraz değişik bir inceleme olmuş olabilir. Çünkü heyecanlıyım. Bak bu burada gayet iyi oldu abi. İsterseniz kablosunu açalım bir. Kabloyu merak ediyorsunuz çünkü. Şöyle efendim, kablomuzu açtık. Kablomuzu şöyle çıkardık desek. Evet, kablomuzun şeyini çıkardık abi. Şöyle korumasını çıkardık. Kablomuz örgü kablo. Sağlam, dayanıklı bir kablo. Of, gerçekten dayanıklı ama ha. Vallahi abi benim şu ana kadar gördüğüm en iyi monsterlardan bir tanesi. Kablonun dayanıklılığını görüyorsunuz zaten. Örgü kablo kolay kolay bozulmayan kablolardan arkadaşlar. Şimdilik mouse'umuzun USB'sine bakıyorum. USB, altın kaplama bir USB'miz var. Altın kaplamalı USB ucumuz var. Şöyle görüyorsunuz. Yani kablo uzunluğu da gayet ideal. Gerçekten çok güzel. Bayağı bir tuş var üstünde. Vay be, DPI ayarları falan filan. Şimdilik sizinle beraber isterseniz bunu, kutu açılımını yaptık zaten. Dediğim gibi ürünün linkini açıklama kısmına koydum. Oradan satın alabilirsiniz. Özel, yani özel bir şekilde satın alabilirsiniz oradan. Tıklayıp satın almayı isterseniz tıklayabilirsiniz. Mouse'u şimdi bir yakından test edelim. Özelliklerini de daha detaylı sizlere açıklayayım. Videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdilik mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladık. Şöyle görüyorsunuz ışıklarını ve benzeri diğer şeylerini. Şöyle bir göstergemiz var. Şurada da bir küçük göstergemiz var. Şöyle size göstereyim. Mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar, James Dunkey'in. Şimdilik size bu mouse'un nasıl bir mouse olduğunu daha iyi anlatacağım. Lazer, modüler, 7 tuşlu, pro gaming, tüm özelliklerini ise şimdi sizlere açıklayacağım. Bağlantımız kablolu, USB'li, 7 tuş var, 8200 DPI var arkadaşlar, görüyorsunuz zaten. Lazer algılamalı, rengimiz gri, kablo uzunluğumuz 1.8 metre, oyuncular için evet 24 ay distribütörlü garantisimiz var. Şöyle ben size kullanırken de diğer detayları da ekranda gösteriyorum. incehesap.com'dan uygun fiyata. Yani bu mouse gerçekten bu fiyata çok uygun sizler için diyorum. Yani böyle oyun hissiyatını falan gerçekten yaşamak istiyorsanız sizlere tavsiyem vardır. Bu mouse'un parçaları olsun, şeyler olsun tam size göre. Elim uyumadı ve benzeri dertler yok arkadaşlar. Şimdilik ben size bunun yazılımının nasıl olduğunu göstereceğim. Burada bir setup exe var. Bu setup'ın linkini açıklama kısmında ince hesap sitesinden bulabilirsiniz. Şimdilik uygulamamızı kuruyoruz.
Welcome to Jamstanköy Setup. Ben daha önce kurmuştum, şimdi tekrardan kuracağım, bakayım sıkıntı olmaz inşallah. Evet, kurduk, finish dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamamıza girdik. Buradan driver ekleye okey diyoruz tekrardan. Device tıklıyoruz. Settings'e tıkladığımızda burada mouse'umuzun ayarlarını görüyorsunuz. Left buton, right buton, middle buton arkadaşlar. Şurası tekerlek. DPI, DPI eksi. Şuradan DPI'yi artırıyormuş, şuradan DPI'yi azaltıyormuş. Buradan bunları da forward, backward falan filan. Bunları arkadaşlar komutlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Kendiniz, kendi kişisel butonlarınızı, sistem şeylerini, multimedyaları falan filan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Makroları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sol buton falan filan hepsini ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Uygulamamız da böyle. Ve yan butonu da şuradan, fire buton mesela, buradan ayarlayabiliyoruz. Çok güzel. Buradaki buton da var. Bunlar zaten aksesuarlar arasında var. Buradan da resetleyebiliyoruz arkadaşlar. Reset yaptığımızda mouse'umuzun ayarları resetleniyor. Ve size bu şekilde buradan ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Güzel bir şey. Ben beğendim. Stand alone diyerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Ben bu şekilde giriş yaptım. Buradan isterseniz giriş de yapabilirsiniz kayıt olup. Yani fark etmez. Siz kafanıza göre takılın diyorum. Performans mesela DPI ayarı. Buradan ayarlıyoruz. Bakın DPI'ya bak. Şu anda 5600'de. Şu anda 8200'de. Uçuyor abi. Uçuyor. Hey maşallah, tutamıyorum. Şöyle. Bayağı bir DPI var. Buradan bayağı hassas ayar var arkadaşlar hatta. Tekerin hızını bile ayarlıyorsunuz ya. Efektler mesela. Constanting light mesela. Işığı görüyorsunuz şu anda böyle. Brighting. Bu nefes alma efektiydi herhalde, öyle diyorlardı. Nefes alıyormuş gibi böyle soluyor, şu oluyor. Seven colors, bu neymiş? Bu da böyle değişik bir şey arkadaşlar. Renkleri değişiyor. RGB gibi bir şey. Bu da güzel. Değişik değişik renkler oluyor. Switch off light. Switch off light da ışığı kapatıyor herhalde. Işık değişimini kapat. Biz şöyle yapalım. Speed level, fast speed diyelim. Ha, hız ayarı. Işığın hız ayarı arkadaşlar. Anladım ben, anladım. Buradan istediğiniz gibi parlak. Mesela normal parlaklık şu anda. Ondan sonra medium. Ondan sonra en parlak. En parlağında dursun. Rengi ayarlayabiliyorsunuz. Kendiniz kafanıza göre, ne oluyor lan, bir dakika. Şöyle switch off light diyoruz. Switch off light dedikten sonra istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz herhalde. Anladığım kadarıyla öyle mi? Şöyle seçelim bakalım, yeşil. Constant light, evet. Bakın istediğiniz renk ayarlanıyor arkadaşlar. Siyah da oluyor mu? Siyah böyle oluyormuş. Beyazımız var. Beyazımız güzel durdu, yeşilimiz var. Böyle arkadaşlar, ben tabi şu Seven Colors yapayım. Performans, buradan DPI ayar, butonlar buradan. Uygulamamız böyle arkadaşlar. Mouse'umuz özellikleri de sizlere söyledik. Gerçekten güzel bir mouse. Yani sizler de güle güle kullanabilirsiniz. Açıklama linkinden ürünü satın alabilirsiniz. Mouse'umuzu da size bayağı iyi tanıttığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilsiniz, abone olun ve bildirimleri açın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bu sefer böyle görüşürüz. Bay bay.